Çok fazla soru var ama bence soruların en güzelini seçtim, öyle düşünüyorum. O da Kahramanmaraş'tan Mehmet Uzan. Dünkü münazarayı hatırlatarak ki dünkü münazarada herhalde herkesin aklında kalan iki cümle vardı. Bir tanesi bana ayet okuma, diğeri de Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu Kur'an dışında bana gösterebilir misin ifadesiydi. Mehmet Uzan Kahramanmaraş'tan çok zekice bir soru sormuş bence. Diyor ki ben bu soruyu Mekke'de Resulullah'a insanların, müşriklerin sorduğunu düşünüyorum ve Resulullah kendisine böyle bir soru sorulduğunda yani sana indirilen kitabın Allah'ın kitabı olduğunu bize kitaptan değil başka bir şekilde delil getir denildiğinde peygamberimiz acaba ne demişti diye bir soru sormuş. Peygamberimize de böyle bir soru sorulmuş muydu diyor. Evet. Şimdi mesela benim yazdığım bir kitapla ilgili bu kitabın doğruluğunu falan ben ispatlarım, o bir şey değil de Kur'an-ı Kerim eğer kendisi kendinin Allah'ın kitabı olduğunu ispatlayamıyorsa herhangi bir kişi bu kitap Allah'ın kitabıdır diyemez. Nedir? Falana göre Allah'ın kitabıdır değil mi? Der. Şimdi mesela biz okullarda işte Kur'an Allah'ın kitabı, Muhammed Allah'ın peygamberi diye çocuklara öğretiriz. Çocuklar da onu öyle söyler, onun için sınıf geçerler. Peki birisi sorsa ki nereden biliyorsun Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu? Söyleyecekleri bir söz yoktur. Var mı? Yok. Ha? Ha, hoca öyle dedi. Hoca öyle dedi. E peki ya hoca yalan söylüyorsa ne yapacaksın? Niye yalan söylesin ki? Güzel de sen demiyor musun ki yani bir Hristiyan papazına sıra gelince yalan söyler diyorsun. Bir Budist rahibine sıra gelince rahatlıkla söylüyorsun. Bir Yahudi hahamına sıra gelince diyorsun da onların yalan söyleme hakları var da senin hocanın yok mu? O zaman ben ne bileyim diyecek. Ya kardeşim bana Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu öğreten hiç kimse olmasa da Kur'an'ın kendisi öğretmeyecek mi? Bakın ben diyeceğim ki eşhedü diyeceğim, ben şahidim ki Muhammed Allah'ın elçisidir diyeceğim değil mi? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi olması için Kur'an Allah'ın kitabı olması lazım. O benim kendi kanaatim olmalı. Yani hoca da yanlış yönlendirmiş olur, annem de yanlış yönlendirmiş, babam da, toplum da hepsi de yanlış yönlendirmiş olabilir ama bana kesin bir kanaat hasıl olmasın. Onun için Allahü Teala diyor, eğer şüpheleniyorsanız bunun bir dengini getirin diyor. Tamam. Ondan sonra bir suresini getirin diyor. Sonra onlara ayetlerimizi Fussilet suresi 53. ayette kendi işlerinden ve çevrelerinden göstereceğiz. Onlar için Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğu çok kesin olarak ortaya çıkacaktır diyor. O kadar. Yani kainat Allah'ın yarattığı ayet, Kur'an Allah'ın indirdiği ayet. Bu ikisi arasında uyumsuzluk asla olmaz. Dolayısıyla bunu o insanların kendisinin tespit etmesi lazım. İşte burada defalarca anlattığımız bir olay, şu Enes Hoca'nın oturduğu yere Almanya'dan gelen Doktor Dietmar Mit oturdu. Kendisi Almanya'nın, Avrupa'nın önde gelen bir etik uzmanlarından birisi idi. İşte buraya geldiği zaman emekliliğine 3 ay kalmıştı. 67 yaşına girmişti adam. Ana rahminde çocuğun gelişimiyle ilgili her sorduğu soruya bir Almanca Kur'an meali şu ayeti şununla beraber oku dedik. Çünkü her bir ayeti açıklayan. 2 saat sonra tamam dedi. Bütün sorularımın cevabını buldum. O da ondan 3 hafta önce ben Almanya'da din ve bilim konferansı vermiştim. Onun üzerine gelmişti buraya. Ondan sonra dedim ki sen tatmin oldun mu? Oldum. Bu soruların dünyanın herhangi bir yerinde cevabı var mı dedim. Yoktur dedi. Yok dedi. Konunun uzmanı. Bak dedim burada ben sana cevap verebilirdim.
Ve bu kitabı da senin önüne koymazdım. Sen gider Avrupa'da derdin ki Türkiye'de öyle bir biyoetik uzmanı var ki dünyada henüz bilinmeyen soruların cevabını bana 2 saatte verdi ve beni tatmin etti derdin. Halbuki ben bu biyoetik kelimesini ilk defa senin ağzından duydum. Ne olduğunu da bilmiyorum hala. Senin sorularına göre ben cevaplar verdim. Adam dedi ki bak ben dedi öteden beri hep şunu düşünmüşümdür. Ya bu Tevrat ve İncil Allah'ın kitabıysa kainat da Allah'ın yarattığıdır ki bunda zaten kimsenin şüphesi yok. Kainat Allah'ın yarattığını söylemeyen bir tek insan olmaz yeryüzünde. O zaman bu Allah'ın yarattığı kainatla Allah'ın indirdiği kitap arasında bir uyuşmazlık olmaması lazım. Yıllarcadır ben bununla uğraştım diyor. Yıllarca hep kafamı karıştırdı. İspanyolca'dan bir kitabı Almanca'ya tercüme ettim ama hiç tatmin olmadım. Almanya'da seni dikkatle takip ettim dedi. Şimdi beni orada 3 gün daha, 4 gün bırakmadılar gittim orada şeyde. Bir konferans için gitmiştim, 4 gün bırakmadılar. Çok sayıda özel sohbetler yaptık böyle onların öğretim üyeleriyle şöyle bir masa etrafında. Dedi ki soruların büyük ölçüde cevap buldu orada ama şu anda hiç şüphem kalmadı ki Allah'ın indirdiği kitapla yarattığı kitap arasında en küçük bir uyuşmazlık olmaz. Allah'ın indirdiği kitap dediği hangisiydi? Kur'an. O kendi uzmanlık sahası ile ilgili bu konuda kesin kanaate vardı. Herkesin kendi açısından kanaate varacağı hükümler Kur'an'da mutlaka vardır. Ama bizim yapmamız gereken onlara Kur'an Arapça okutmak değil. Bir Türk'e Kur'an Arapça okutulamaz. Arapçasını öğret. Tamam elbette öğret. Öğrensin. Orijinal metnini öğrensin. Düzgün okusun. Ama manasını öğrenmezse hiçbir zaman bu kitap Allah'ın kitabıdır diyemez. Hocam öyle diyor der o kadar.